Oo, gözlerim yaşardı. Hayırdır? Sen bana ne kadar bozuksan ben de sana o kadar bozuğum. Tamam mı abla? Tamam canım. Haklısın. Yeni kankitonu çekemeyen ablana bozulmayacaksın da kime bozulacaksın değil mi? Abla bak. Ben buraya tüm gücümü topladım. Annemi görmeye geldim. Hadi ya. Ablam şimdi annemi başından atmak ister, elime tutuşturur. Aman da yalıma gönderir demiyorsun yani, korkmuyorsun. Helal olsun. Ya sen kaç gün daha trip atacaksın bana bu konu yüzünden? Bilmiyorum, Allah hayal gücünü kullan. Ya tabii. Adım Ziya az değil. Affedilmemiz kolay değil, değil mi? Bana bak. Abla, sıkıldım artık senin şu triplerinden. Bak gelmişim şuraya, zar zor gelecek gücü bulmuşum. Adım atar atmaz bin tane laf ya. Sen daha laf duymamışsın. Yeğenime dua et, ağzımı açmıyorum, ağır konuşurum yoksa. Ay tamam yeter. Uğraşamayacağım şimdi seninle. Hayret bir şey ya. Sensin o hayret bir şey. Ben uğraşamam seninle. İşim gücüm var benim. Allah Allah. Ay bir laf ettik. Bin tane trip ya. Artık kaç gün daha trip atacak ben? Bir dakika yaz. Bir dakika sana bir şey soracağım. Sen ablamla nasıl barıştın? Ne diyorsun sen ya? Ay çok samimi soruyorum şu anda. Ya sen ablama otel odasında o yaptıklarından sonra ablam seni nasıl affetti? Ne yaptın? Cine biçim konuşuyorsun. Otel odası falan böyle ulu orta. Ay tamam. Sustum. Kim ne anlayacak? Sana da şövalye olmak ağır geldi. Sinirlerin bozuk, bana çatıyorsun herhalde. Bu otel odası konusunu açmayacaksın bir daha, anlaştık. Söz verdi. Yasemin bana söz verdi. Kimseye bir şey anlatmayacak. Fiyatı iyiymiş ama biraz uzak. Aa bak, şu tam bize göreymiş aslında. Ama bizi aşar tabii. Bu biz miyiz ya böyle aşar maşar? Sus sus, moral bozmak yok. Aa, abi bak ben... En başından beri karşıydım ve senin hiçbir zaman fikrini almadılar. Babanın baldızını nasıl istiyorlar söyle boyadılar ama şimdi ne oldu? Paralar suyunu çekti, abi yetiş. Lütfen. Gökhan'ın ne işi var burada ya? Bize destek olmaya geldi. Ya, projeye başından beri karşıydı, şimdi mi destek oluyor? Ya iyi de abimiz o bizim. İkisi de doğru. Yani adam başından beri projeye karşı ama adam sizin abiniz. Gel ben sana bir kahve ısmarlayayım. Destek konusunu da kapatalım. Benim de haberim yoktu işte. Sinan kafası. Sinan kafası en mantıklı kafa oldu ama değil mi? Ben fakir Egemen, sen iflasa beşkala Egemen ama bu adam hala zengin Egemen. Adam haklı. Size destek olmaya geldim. E tamam o zaman. Yazı rahatlatacak miktar konuşalım hemen. Dur bakalım, heyecanlı çocuk. Dur. Önce şartlarımızı bir konuşalım. Başından beri inanmadığım bu projeye destek olmak için tek bir şartım var. Abinizin desteği devreye girer. Babamızın baldızı çıkar. Şu aptal iddia meselesinden beri bu iş şakaydı, kaka oldu. O köprü altından çok sular aktı. Neyse, biz destek istemiyoruz. Şartlarını da kabul etmiyoruz zaten. Değil mi? Konu kapandı. Bakın, o kızın varlığı magazin demek. O kızın varlığı tehlike demek. Sizin markanız değil, babamızın baldızı konuşulacak demek. O kız varsa ben yokum. Anlatabildim mi? Yeni bir model ve çöpe giden çekimlerin zararını karşılayarak ben varım. Tamam? Bir saniye, bir saniye. Gelsene abi. Ne bir saniyesi ya? Konu tartışmaya açık değil ki. Abi, Kazan işin başından beri burada olmaktan mutlu değil, biliyorsun zaten. Eğer konuşursak üzülmez bile bu duruma. Biliyorsun zaten sen mecbur bıraktığın için başladı bu işe. Sonra da benim canımı yakmak için devam etti. Kendini hiçbir zaman buraya ait hissetmedi. Bütün bu şey, bu durum onun hayali değildi. Ve vazgeçilmez de olamaz tabii ki. Sen o kızı... O aşığım diye ölüp bittiğin kızı hiç tanımıyorsun değil mi? Abi sen ne saçmalıyorsun ya? Tanıdığım için söylüyorum zaten. O kız bu işe emek verdi, emek.
baksana. İlk çektirdiği fotoğrafla son fotoğraf arasında hiçbir fark göremiyor musun? Baksana işine sahipleniyor. Şimdi bak ve yüzündeki heyecanı görmediğini söyle. Buyurun Sinan Bey. Abi, baksana. Hazansız olmaz abi. Peki öyle olsun. Bakın başınızın çaresine. Sonra görüşürüz. Abiniz hala en büyük hayranım sanırım. Boş ver. Seninle ilgili değil. Ha unutmadan. Şunu vereyim ben sana. Ne bu? Dedim ya destek olacağım diye. Arabayı mı sattın? Ya çok uzatmaya gerek yok. Devede kulak zaten. Hı. Ne var yani? Biz de bundan sonra taban vayda devam ederiz değil mi? İşte doğru cevap. Bu arada... bu da benden patron. Hazan bu ne? Bu da benim devedeki kulağım. Çorbadaki tuzum. Bu son 5 çekimin parası. Yani içinden kirayı çıkardım tabii. Bir de önemli ihtiyaçlarım için para da ayırdım. Kalan bu. Saçmalama hadi koy onu çantana. İstemiyorum. Bu senin kazandığın para Hazan. Beyler siz anlamadınız galiba. İtiraz yok. İtiraz istemiyorum. Bak ben... yani biz senin paranı kabul edemeyiz tamam mı? Etmiyoruz. Allah Allah. Sinan'ınki para da benimki boncuk mu ya? Bu aynı şey mi Hazan? Ya sen de çok canımı sıktınız artık. Yeter. İkiniz de koyun. İstemiyorum ben para falan. Yok öyle şey patron Egemen. Alacaksın bu zarfı. Çünkü ben artık sizin sadece modeliniz değil, aynı zamanda ortağınızım da. Ha, enayi de değiliz yani. Zarara ortak oluyorsam, kâra da ortağım. Söyleyeyim. Bak kiranı bile ödeyemezsin sonra. Hayat. Ya Hazan olmaz ya. Alamayız paranı. Bakın, lütfen diyorum, rica ediyorum, uzatmayın. Bak benim içimdeki erkek Fatma'yı çıkarmayın diyorum. Çok fena olur diyorum, biliyorsunuz diyorum. Açtırmayın benim ağzımı ya. Bak çok pis konuşurum, ağır konuşurum ha. Allah Allah, bakmayın öyle aval aval. Getirin bakayım ellerinizi. Hadi. İnanamıyorum ya. Biz beraber bir yola çıktık. Yani bu tuhaf ve zor bir yoldu ama... üçümüz için de. Bu yol bana çok şey öğretti. Beni içimde unuttuğum kız çocuğuyla yeniden barıştırdı. Mesele yüzümdeki boyalar, süslü püslü elbiseler, giydiğim topuklular değil. Mesele barışmak, saklanmamak. Bu yol beni içimdeki renklere kavuşturdu. Son birkaç adım kaldı. Bu yolun sonu nereye çıkacak bilmiyorum ama yani ya başaracağız ya da başaramayacağız değil mi? Ortası yok. Ama en önemlisi batsak da çıksak da anca beraber, kanca beraber. Hadi bakalım. Evet. Çorbadaki tuzumuzu kattık. Şimdi kaçıyoruz. Bir dakika ya, nereye kaçıyoruz? Sana hala film ısmarlayabilirim Fakir Egemen. Seviyorum ben bu kızı ya. Görüşürüz patron Egemen. İşte şimdi batma şansı yok. Tamamdır anlaştık. Ben size kaporaya da yolluyorum. Bir iki saate ortaklarımla beraber orada oluruz. Teşekkürler, hayırlısı olsun. Yaz Bey. Mekanı tuttuk. Eski bir depo ama bayağı geniş. Yani işimizi görür. Gerçi bir iki değişiklik yapmak gerekecek. Ben sana konumu atarım. Sen önden bir ekip yollarsın, tamam mı? Tabii şey... Hı. Ben size bunu vereyim Yaz Bey. Ne o? Egemen Grup. Bize ihtar göndermiş Yaz Bey.
İhtar bugün gönderildi Hasan Bey. Kime ihtar gönderdik biz? Yağız Bey, babanız kimseyi görmek istemiyor. Bak, bunu sana ellerimle geri vermeye geldim. Suçlusun dedin, cezalısın dedin, gıkımı çıkarmadım. Ne ceza verdiysen tamam dedim ve bu şirketten de ceketimi alıp çıktım baba. Bir evlat olarak da, bir çalışan olarak da verebileceğim her şeyi verip de çıktım baba. Ama bunu benden alamazsın, tamam? Bu isim hakkı dediğin şey benim de hakkım, anlaştık mı? Benim verip de alamadığım hiçbir şey yok. Var. Soyadımı benden alamazsın. Çık dışarı. Çıkacağım. İhtarını tanımıyorum. Benim markam benim soyadım. Hiçbir şey. Hiçbir şey senin değil. Burada tek bir egemen var. Ne demek oluyor bu? Yağız gel hadi gel dışarı çıkalım. Hayır hayır bir dakika. Babam bir şey açıklayacak değil mi? Bir şey söylüyordun az önce. Yağız gel benimle diyorum sana hadi. Bir dakika baba. Lütfen cümlenin devamını getirir misin? Bu odada tek bir egemen var diyordun. Hadi söylesene baba. Hadi söylesene baba. Ben neyim burada? Ben kimim? Kimim ben baba? Şimdi de evlatlıktan mı reddedeceksin beni? Yeni cezan bu mu? Ya hadi. Hadi gel. Tamam tamam. Bu odada işim bitti zaten. Ben söyleyeceğimi söyledim baba. Sen de ne yapmak istiyorsan onu yap. Dur bekle, bekle bir konuşalım. Ne konuşacağız ya? Ne konuşacağız? Babam beni çok şık bir şekilde evlatlıktan reddetmekle tehdit etmesine mi? Yalnız bak, babamla ilgili ciddi bir sorunumuz var. Yok canım. Tam da beni de Sinan gibi güvenliğe attırmadığına şükredecekken. Sinan sana babamın durumunu anlatmadı mı? Babam bak gerçekten... Vay! Ben de Günter'in sürprizi benim sanıyordum. Hayırdır Yaz? Ne oldu? Davetiye mi dağıtmaya geldin? Böyle elden daha mı ekonomik oluyor? Yasemin biraz müsaade eder misin? Konuşuyoruz. Yok gerek yok. Konuşacak bir şey yok zaten. Lansmanla görüşürüz. Elden geçireceğiz tabii. Ya tabii ya. Biz var ya üç günde burayı... ...hallederiz ya biz burayı. Güzel
Yani güzel. Ne fabrikasıymış burası? Lastik. Ha, koku. Ondan. Ama camları açınca gider o koku ya. Perdeler de duruyor hala. Ya ben pes ediyorum ya. Abi leş ya. Çok zor. Baksana dökülüyor her yer. Organizasyondan kısmayalım diye mekanda açılmadık ama dosta dökülüyormuş. Tamam ya. Tamam şey yapmayalım hemen yani davetiyelerimiz basıldı. Üç günümüz var, üç günümüz. Yaparız biz bir şeyler. Bir yerden başlamak lazım değil mi? İnşaattan mı? Bak bu iyiydi ya. Hatta babamı da arayalım böyle vinç falan göndersin. Abi? Bana 10 dakika verin. 10 dakika. Nereye gidiyor ya bak? Kaybolacak bir şey olacak. Git peşinden hadi. Babamla ilgili yeni bir şey oldu değil mi? Tek egemen ha. Tek egemen o zaten değil mi? Lütfen uzatma bak. Sordun söyledim. Ayrıca yorum da istemiyorum. Ya yorum zaten yok. Yorum onu doktora götürene kadar hiçbir şekilde yapmayacağım zaten. Doktor ya ne alaka? Abi babamla ilgili ciddi bir sıkıntımız var görmüyor musun? Egemen kardeşler. Onlar ne? E kim yapacak ki temizi? Ne oldu sosyetikler? Hayatınızda hiç temizlik yapmadınız mı? İlk fırçanı da attı. Evet. Nereden başlayalım? Her yerden. İstediğimiz yerden başlayabiliyor muyuz hocam? Tabii. Tamam. Hazır mıyız? O zaman. Hadi. Ben ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Hazım, ben gitmek zorundayım. Yani
bu ablam için özel bir gün. Ve ben ablamla neredeyse 3 gündür konuşmuyorum. Zaten aramızda çok da iyi değil. Ya annemi de günler sonra ilk defa göreceğim. Yani bu yüzden gerginim biraz, anlıyor musun? Ama gitmek zorundayım. Ben bu gece ablamı yalnız bırakamam. Ve bence sen de gelmelisin Azim. Ne olursa olsun onlar senin oğulların. Bak Yasemin'e Gökhan da gelecek. Eğer kendini kötü hissediyorsan, yani şu isim meselesinden dolayı Yasemin'den birkaç bir şey duymuştum. Eğer onlara çok kızgınsan yine de sen bilirsin. Ben seni zorlayamam. Sana da davetiye gönderdiklerini biliyorsun. Ve bence oğulların senin orada olmanı isteyecekler. Ve seni bekleyecekler.